Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Uzun zamandır böyle akıllı telefonlar, akıllı bileklikler vesaire videoları gerçekleştiriyorduk. Fakat dedik ki bugün biraz otomobil kanadına kayalım ve otomobil fiyatları ile ilgili kısa bir içerik hazırlayalım. Belki bu içeriği bir sene sonra bakacaksınız. Diyeceksiniz ki vay anasını ya, geçen sene ne kadar ucuzmuş otomobil fiyatları. Ya da 2-3 sene sonra bakacaksınız, vay be aslında bedavaymış falan diyeceksiniz. Neden? Çünkü biz şu anda 2020 yılında 2017'de, 2016'da yayınlanan böyle videolara bakıyoruz. Adam işte sıfır diyor, Leon 55 bin lira, 60 bin lira, böyle çok ütopik rakamlar geliyor. Sıfır fiyatı düşünsenize, şu anda 60 bin liraya Leon satılıyor. Yani aslında çok değil, 3-4 sene öncesinin fiyatlarıydı bunlar ama günümüze geldiğimizde arkadaşlar ne yazık ki fiyat kalibresi uçmuş durumda. Peki şimdi sıfır otomobillerin fiyatları ne alemde? Geçtiğimiz yıla kadar, yani 2019'a kadar 100 bin liranın altına 10 tane model vardı. Yani şöyle bir saydığımız zaman 100 bin liranın altına rahatlıkla 10 tane model bulabiliyorduk. Tabii bunlar elbette çok üst düzey markalar olmuyordu ama yine de günü kurtaracak otomobilleri 100 bin liranın altına sıfır olarak satın alabiliyorduk. Örneğin ben çok net hatırlıyorum, 2016 yılında Fiat Egea'nın sıfırı arkadaşlar 55 bin Türk lirası civarındaydı. Şimdilerde ise, yani ben bu videoyu çektiğim tarihte baktığımda 120-130 bin liralar civarına kadar çıkmıştı. Yani 4 senede bir otomobilin fiyatının 2'ye 3'e katlaması gerçekten çok absürt bir durum. Tabii bir de şöyle bir gerçek var. Şu anda atıyorum herhangi bir otomobili almayı kafaya koydunuz. Sallıyorum şu anda tamamen işte Peugeot 2008. Gittiniz galeriye, galeride bu otomobili bulamıyorsunuz arkadaşlar. Sıraya gireyim diyorsunuz. Sıraya girmek için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Ve diyorlar ki size şu anda liste fiyatı bu, fakat otomobil sırası size geldiğinde liste fiyatı neyse biz size o fiyattan satarız. Ki sırada da bayağı insan var arkadaşlar. Yani size tahmini bir ay veriyorlar, diyorlar ki işte sallıyorum 4 ay sonra. 4 ay sonra gelmeyebilir, 5 ay da olabilir bu. Ve 5 ay sonrasında bu fiyat etiketinin ne olacağı meçhul. Ayrıyeten verdiğiniz kaparayı da o 5 ay sonunda size iade etmemeleri gibi bir durum söz konusu. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya 5 ayda ne kadar yükselebilir ki bu otomobilin fiyatı diye düşünebilirsiniz ama size küçük bir örnek verelim. Geçtiğimiz ay ÖTV oranında gümrük girişi 130 bin lira ve üzeri olan otomobillerin ÖTV oranı 160'tan %80'e yükseldi. %60'tan %80'e yükselmesiyle birlikte bazı otomobillerin fiyatında 50 bin liraya varan artışlar gerçekleşti arkadaşlar. Bir de bunun üzerine Ekim ayında, yani şu anda içerisinde bulunduğumuz ayda döviz kurlarına bağlı olarak bir zam eklendi. Dolayısıyla sadece 2 ay içerisinde bazı otomobillerin fiyatı 70-80 bin lira artmış oldu. Yani siz şimdi bir otomobile yazılıyorsunuz. 5 ay sonra bu otomobilin fiyatının 70-80 bin lira artmayacağının hiçbir garantisi yok. Peki hali hazırda ülkemizde satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte listemizde bunlara yer verdik. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizi ülkemizde satılan en ucuz 10 sıfır otomobille baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık 100 bin liranın altına sıfır otomobil kalmadı diyebiliriz. Biz bu listeyi Ekim ayı fiyatlarına göre ayarladık. Yani Ekim ayından sonra Kasım ayında, Aralık ayında fiyatlar ne olur bilemeyiz. Dolayısıyla siz bu videoyu izlediğinizde belki de bu fiyatlar çok mazide kalmış olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle bakıldığında otomobil fiyatlarının zaten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İşin kötü yanı bu fiyatların kısa sürede düşeceği de yok.
genel itibariyle uzmanlar fiyatların düşmeyeceğini ama otomobil üretiminin artmasıyla birlikte fiyatların bir noktada sabitleneceğini söylüyor. Fakat bu noktanın neresi olduğunu henüz kimse bilmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bizlerin nelerin beklediğini söylemek biraz zor. O yüzden eğer şu anda bir otomobil alma imkanınız varsa mutlaka bunu ertelemeden yerine getirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü şu anda parayı en çok katlayan şey otomobil. Zaten şu anda sıfır otomobil bulamamamızın temel nedenlerinden biri de bu. Herkes parasını dolar altına vesaire yatırmak yerine otomobile yatırıyor. Adam 2-3 tane otomobil alıp garajına çekiyor. Ve bunları ileride yavaş yavaş satıyor. Bizden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.